Mersin Gazetesi. Milyonlar harcanarak bir kez daha yenilenen stad yıkılacak. Peki hesabını kim verecek? Tevfik Sırrı Gür stadının TOKİ tarafından yıkılacak olmasına vatandaştan büyük tepki geldi. Tarihi stadın amatör kulüplere ve halka açılmaması tepkileri arttırırken, milyonlar harcanarak birkaç kez yenilenen tesisin hesabının nasıl sorulacağı merak ediliyor. Gadir Hum Bayramı Mersin'de kutlandı. Gadir Hum Bayramı Mersin'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kilikya Nehir Derneği ve Mersin Cemevi'nin ortaklaşa düzenlediği kutlamada Alevilik inancı üzerine yüzyıllarca süren baskı ve inkar politikaları eleştirildi. Güney Gazetesi. IŞİD bir taşeron örgüt. CHP Mersin Milletvekili Atıcı, IŞİD'in bir taşeron örgüt olduğunu belirterek, IŞİD çok güçlenmiştir ve şimdi namluları bize doğru çevirmiştir dedi. Şehit ateşi Mersin'e düştü. Otobüs kazasında şehit olan Fatih Çevik'in Erdemli ilçesindeki 90 yaşındaki babaannesi Safinaz Çevik, emir Allah'ınmış dedi. Haberci Gazetesi. CHP'li belediye meclis üyesi Bayram Saydam, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'ın meclisteki tavrını böyle eleştirdi. Canavarlaşıyorsunuz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni otogar ihalesi tartışıldı, toplantıya Başkan Kocamaz ile meclis üyesi Saydam arasındaki konuşma damgasını vurdu. İşçiye meclis yasak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkarılan taşeron işçiler seslerini duyurabilmek için meclis toplantısında pankart açtı. İşçiler apar topar salondan çıkarıldı. Hakimiyet Gazetesi. HSYK cemaatin etkisinden kurtuldu. Türkiye'nin günlerdir beklediği HSYK seçimleri önceki gün gerçekleşti. Cemaatin desteklediği adaylar seçimde hezimete uğrarken, yargıda bağımsızlığı savunan Yargıda Birlik Platformu 10 asil üyelikten 8'ini kazandı. Cemaate yakınlığı ile bilinen grup ise HSYK'ya sadece 2 üye seçilebildi. İran da zam yaptı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ercan Arslan, İran'ın Türk tırlarına uyguladığı 750 dolarlık geçiş ücretini Türk tarafının aynı şekilde cevap vermesi üzerine 3 katına çıkartmasına tepki gösterdi. Kadın Gazetesi. Zihniyetinize. Türkiye Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyesi kadın voleybol takımının afişlerinde kadın sporcuların bacakları Edep Yahu yazısı ile kapatıldı. Hastane çalışanlarına pembe kurdale. Van Lokman Hekim Hastaneleri meme kanseri bilinçlendirme ayı kapsamında meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla pembe kurdale etkinliği gerçekleştirdi.